Herkese selam, herkese merhaba. Agrolima kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş transfer kariyerinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son birkaç gündür biraz rahatsızdım, o yüzden video falan çekemedim. Bu videoda da büyük ihtimal çok fazla fit olamayacağım ama elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce şunu söylemek isterim ki ilginizden dolayı gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ederim. Özellikle bu seriye gösterdiğiniz ilgi gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Milli takım serimize devam edeceğiz. Onun dışında rebetlere başlayacağız. Gelen yorumlardan anladığım kadarıyla Türk gücü Münih kariyerine de ilgi var. Zaten benim de içimde bir ukta kaldıydı onu yarım bırakınca. O yüzden o kariyere de kaldığımız yerden devam edebiliriz ileriki zamanlarda inşallah. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam kanalı en az bir arkadaşınıza da olsa önermeniz. Çünkü abone sayısına bakıyorum sürekli 673, 679 hatta bir ara 680'i gördük. Yani istiyorum ki 700'e gelelim ve artık yavaş yavaş şu 1000'e doğru ulaşalım da çekilişi de sonlandıralım arkadaşlar. Böylelikle siz de çekilişin sonucunu çok fazla beklememiş olursunuz. Unutmayın ki çekiliş şartlarından biri 1000 aboneye ulaşmaktı. Ve bu yüzden dediğim gibi kanalı en az bir arkadaşınıza bile önerseniz çok rahat bir şekilde 700'e ulaşırız. Herkes şöyle bir el atarsa inşallah en kısa zamanda daha hızlı büyürüz, daha güzel videolar ve daha güzel hediyeler gelir. Çekiliş videosunda da belirttiğim gibi arkadaşlar ben kazandıkça sizleri de kazandırmak istiyorum. Ama yine demin belirttiğim gibi birkaç gündür 670 civarı hep böyle kaldık, yani bir türlü ilerleme olmadı. Evet arkadaşlar, konumuza geri dönecek olursak bu bölümde tabii ki yine sizlerin isteği doğrultusunda ilerlemeye çalışacağım. Gelen yorumların hepsini okudum. Yani okumadıklarım varsa gerçekten özür dilerim. Çok güzel öneriler, çok güzel fikirler var. Oyunda bir hata varmış galiba ve bu hatadan dolayı bu fonu bir öreye alabiliyormuşuz. O yüzden ilk işim bu fonu almak olacak. Kalemizi biraz sağlam alalım. Sizlerden çok fazla oyuncu önerisi gelmiş arkadaşlar. Benim de açıkçası açıp da daha bakma imkanım olmadı. Gerçekten şu oyuncu iyi mi kötü mü diye. Çok iyi lan. Arkadaşlar bu fonun değeri sıfır gözüküyor. O yüzden ben buna direkt satın alma teklifi göndereceğim. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım sen sabır ver ya. Allah'ım sen sabır ver ya. Arkadaşlar sizlerin tavsiyesi üzerine şu anda ekranda görmüş olduğunuz futbolcuları izlemeye aldım ve transfer listesine koydum. Şimdilik o önerdiğiniz futbolcuları transfer edebilecek bir bütçemiz yok gibi. 3.8 milyon transfer bütçemiz var çünkü. Ama eğer olur da inşallah bir oyuncu satarsak veya başka bir şekilde transfer bütçemizi arttırabilirsek ilk fırsatta takımımız için en uygun olan oyuncuları kadroya katmaya çalışacağım. Bu arada gözüm ağrıyor da sürekli, yani gözüm kırmızıysa şaşırmayın yani. Biraz uykusuzluktan oluyor. Bu hafta bütün erken kalktım. Normalde hep geç kalkarım. Neyse. Bu arada arkadaşlar ben bu fonla bir görüşme yapmıştım ve bir oraya kendisini transfer etmiştim. Fakat 2 yıllık anlaşmamıza rağmen sözleşme süresi 6 ay diyor ve transfer dönemi açılır açılmaz takıma katılacak diyor. Halbuki transfer dönemi açık olması lazım. Aslında gerçekten diyorum, şöyle bir kadromuza baktığımız zaman kadromuzdan gerçekten memnunum. 4 oyuncu hariç. Ve maalesef bu 3-4 oyuncu da stoperdekiler. Wellington, Necip Uysal, Ensakala ve sadece yaşından ve tabii ki de biraz da overall'ından dolayı Ersin Destanoğlu. Ersin Destanoğlu daha çok genç bir kaleci. İlk 11'de şans veriyoruz ama maalesef bir gelişim kat etmedi galiba şimdiye kadar doğru dürüst. Onun yerine tecrübeli bir kaleci olan Buffon'u aldık ama o da nedense transfer dönemi açılınca gelecek diyor. Transfer dönemi ama açıldı ya. Yani yemin ederim anlamadım ya. Bakın transfer dönemi açık. Yani bir sonraki transfer dönemi için anlaşmadık ki biz. Yani dediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz üzere transfer dönemi açık ama oyuncu, yani Buffon takıma neden katılmadı anlamadım. Kulübüyle falan mı görüşmesi lazım bence? Anlamadım, vallahi anlamadım. Ön sözleşme diyor ya, vallahi billahi anlamadım. Ne ön sözleşmesi arkadaşım ya? Ah, neyse sakin, neyse sakin. Dorukhan Toköz için Osasuna'dan 2 yıllık bir kiralama teklifi var. Aslında şöyle düşündüğümüz zaman Dorukhan Toköz takımımızda şu an ideal bir yedek. Gerçekten ideal bir yedek. Ama kendisinin sürekli oynamasını ve geliştirmesini istiyorum. Yani 2 yıllık olmasa bile 1 yıllık kiralayabiliriz gibi geliyor bana. Ama şimdilik gerçekten kararsızım. Çünkü kadromuzdaki oyuncu sayısı gittikçe azalmaya başladı. Dorukhan için gelen teklifi kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Yani gidip kendisini geliştirmesini çok isterdim ama şimdilik kabul etmeyeceğim. Bize iyi stoperler lazım abi. Oğuzhan Özyakup için bir teklif geldi. 5.3 milyonluk. Bu arada arkadaşlar ben bu transfer kariyerinde galiba kameramı sağ altta tutsam daha iyi olacak. Çünkü sürekli bir yukarı al bir aşağıya al. Saçma oluyor yani. O yüzden bu transfer kariyerinde kameram hep sağ altta kalsın en iyisi. Oyuncunun piyasa değeri 4.25 milyon ile 6.3 milyon euro arasındaymış. Daha önce Espanyol'a geri teklif yapmışız 10 milyonluk. Kabul etmemişler. Şöyle kadroya bir bakalım hemen. Oğuzhan Özyakup'a gerçekten ihtiyacımız var mı yok mu, ona göre gitmesine izin verebiliriz. Çünkü bize bütçe de lazım arkadaşlar. Mensah var onun yerine mesela, 26 yaşında olan. Tamam, tam da onun yeri değil ama yine de o bölgede oynayabilecek bir oyuncu.
Mensah 26 yaşında ve 75 overall'a sahip. Oğuzhan Özyakup ise 28 yaşında ve 75 overall'a sahip. O yüzden burada ihtiyaç doğrultusunda Mensah'ı oynatmak bana daha mantıklı geliyor. 3 tane merkez defansif orta sahamız var. Aslında Atiba Hutchinson'dan kurtulabilsek o nasıl bir cümle de hani kurtulabilsek gerçekten en azından kasamıza biraz olsun bütçe girse daha güzel olur. Ama 37 yaşındaki oyuncuyu da hani kimse almıyor. Transfer listesine koyduk ama alan yok. Ben Oğuzhan Özyakup'un gitmesine izin vereceğim ama olabildiğince de güzel bir transfer bütçesi almak istiyorum tabii ki. 5.5 milyon değeri olan oyuncuya 5.3 milyon teklif ediyorlar. 7.5 milyonluk bir geri teklif yapıyorum. 5.3 milyon da diretiyorlar arkadaşlar. Bu sefer de 7.4 dedim, kabul etmeyecekler. Hala 5.3 milyon diyorlar. Madem öyle o zaman biz de kabul etmeyeceğiz. Madem öyle arkadaşlar o zaman şimdilik bu teklifi bekletelim. Çünkü kabul etmek istemiyorum aslında. Dorukhan için de kiralama teklifi var. Aslında bunu kabul etmek istiyorum da. İşte bu oyuncuya ihtiyacımız olabilir. Ya bakın yapacağımız transferlere bağlı tamamen. Dorukhan için yapılan teklif geri çekildi. Çok da umurumdaydı açıkçası. Alexander Nübel'in raporu tamamlanmış arkadaşlar. Bu kalecinin overall'ı şu an için 76. 24 yaşında bir kaleci. 8.5 milyon değeri var. Aslında bu transferi 9.5-10 milyona falan halledebiliriz gibi geliyor bana ama hatta belki kendi değeri olan 8.5 milyona bile alabiliriz oyuncuyu normalde. Ama işte transfer bütçemiz yok. O yüzden şu an için kararsızım. Yani bir sonraki maçımızda Alanya'ya karşı o da geldi çattı. Gerçi bu saatten sonra transfer yapsak da hemen takıma katılamayacak büyük ihtimal. Kaleci Mandanda için satın alma teklifi götüreceğim. Ve 2 milyon teklif edeceğim arkadaşlar. Çok fazla düşürmek istemedim. Aslında baktığımız zaman bunu bile kabul etmeyebilirler yani. Çünkü gerçekten mutlaka bir tane kaleciye ihtiyacımız var. O yüzden teklifi yolladım. İşlerine gelmedi. Çok iyi lan. Ferdi Kadıoğlu Atletico Madrid'e transfer olmuş arkadaşlar. Helal olsun. Bu da bir transfer başarısıdır yani Fenerbahçe adına konuşacak olursam. Ama zaten oyuncunun yeteneği var abi ya. 17 yaşında bir santrafor varmış. Bunun izlenmesini isteyeceğim. Belki potansiyeli iyi bir şey çıkar. Aynı şekilde sen de izledin abi. 195 santim boyunda bir futbolcu, bir stoper izlenmesini isteyelim. 2 metre mi? Ulan helal olsun be. 20 yaşında ve serbest kalma bedeli 50.6 milyon. Ben bu oyuncunun valla potansiyelini falan merak ettim. Az sonra Sofifa'dan bakacağım ona. Bizi idare edecek bir kaleci lazım arkadaşlar. O yüzden şu kaleciye bir teklif yollamayı düşünüyorum şu an. Şimdi bu da bize sezon sonu falan gelmesin de bak gerçekten kafayı yerim o zaman. Abi yine ön sözleşme diyor. Yine sözleşme süresi 6 ay diyor ya. Ben anlamadım bunu ya. Lan daha demin bir yıllık anlaştık lan. Vallahi ben anlamadım ya. Böyle olunca gerçekten benim oynayasım gelmiyor ya. Ulan bizi kupa maçında kurtarsın diye bir transfer yapalım dedik. Yaşadığımız olaya bak ya. Döndük dolaştık Alanya maçına geldik. İşte kadromuzu görüyorsunuz. Dediğim gibi yani defans hattımız hariç kadromuzdan aslında gayet memnunum. Özellikle yeni transferlerimizi göreceğiz şimdi. İnşallah takıma hızlı adapte olurlar ve bu maçtan galibiyetle ayrılırız. Hızlı simüle et diyorum bakalım. 2-2 bitti ama deplasmanda 2-2 berabere kaldık ve %55 topa sahip olma izimiz var. Ah ulan o son dakikalarda gol yemeseymişiz. 2-1 kazanıyormuşuz hatta ve Abubakar penaltı kaçırmış. Onu da görüyoruz şu an. İkinci dakikada gol yemişiz. Adem'le iç beraberliği getirmiş. Daha sonra Abubakar penaltıyı kaçırmış. Maçın adamı kim seçildi acaba? Evet maçın adamı 7.8'de Adem'le iç seçilmiş. Yine berabere kaldık. Dorukhan Toköz için kısa süreli kiralama teklifi geldi. Kabul etmeyeceğim abi. Utku Yuvakura'nın sözleşmesi bitmek üzereymiş ve bu yüzden Cincinnati diye bir kulüple ön sözleşme imzalamak üzereymiş. Oyuncuyu takımınızda tutmak istiyorsanız kendisine sözleşme önerin diyor yönetim bize. Zaten sezon sonu büyük ihtimal iki tane kaleci birden gelecek. O yüzden gitsin abi boş boşuna biz de adamın kariyerini heba etmeyelim burada. Babakar'ın raporu gelmiş. Babakar aslında almayı isterim ama şu an önceliğimiz defans. O yüzden şimdilik kalsın ama raporu geldi. Onu da aklımızda tutalım. Adem Laiç için Porto'dan 10.7 milyonluk bir teklif geldi. Oğuzhan Özyakup için yapılan teklif ise geri çekildi. Önemli değil. Fakat Adem Laiç, abi Adem Laiç bizim ilk 11 oyuncumuz ya. Yok abi yok. Gerçekten veremem. Adem Laiç benim ilk 11 oyuncum. Yani önce onun yerini doldurmam lazım. Daha sonra anca bu teklifi kabul edebilirim. Ha şöyle bir şey var. Belki çok manyak bir hani 12.2 milyonluk bir teklif gelir. Gerçekten çok güzel bir teklif gelir. O zaman hani düşünebiliriz. Çünkü yaşı da zaten 29. Onun yerine daha genç
potansiyel olan bir futbolcu olabiliriz. Oyuncunun değeri 16.5 milyon diye gözüküyor. Mutlaka kendisini geliştirmiştir de zaten. 50.60 milyon serbest kalma bedeli var ya, şaka gibi. 84 potansiyeli var ama değeri çok yüksek. O kadar bütçemiz yok, alamayız. Ve değerinin altında da bu kadar potansiyelli bir futbolcuyu hayatta vermezler abi. Oyuncularıma güveniyorum abi. Gerçekten bakın, samimi söylüyorum. Alanyaspor'a karşı deplasmanda 2-2 berabere kaldık. Bu maçtan galip gelebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden hızlı simülat diyorum. Umutluyum. %64 topa sahip olma. 6 şut, 6 fırsat, 0 gol. Rakibin tek bir şutu bile yok. Tek bir fırsatı bile yok. Ve tabii ki doğal olarak golü de yok. Ben gerçekten anlamadım bu işi abi. Vallahi anlamadım. Oyuncu transfer edersin, ettiğin an takıma katılmaz. Kadron rakibine karşı çok çok iyidir. Topa sahip olma yüzden çok çok iyidir. Ama gel gelelim, maçı kazanamazsın. Saçma sapan şeyler, anlamadım ben bu işi. Ulan kamera sağ altta kalsın dedik. Bu sefer de bazı bilgiler gidiyor. Ben anlamadım ki sağ üstte mi alayım, sağ altta mı alayım. Şöyle gerçekten güzel teklifler gelse hani düşünebilirim bazı şeyler ama güzel teklif gelmiyor. Hani yeter ki para gelsin diye de oyuncu satmak istemiyorum, anlatabiliyor muyum? Sonuçta Adem Ljajić abi ilk 11 oyuncumuz ya. İlk 11 oyuncumuz. Şöyle ilk 11'e bir baktığımız zaman en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Ben bu oyuncuyu nasıl vereyim ki? Yerini yani daha iyi bir oyuncuyla dolduramayacaksan ben bu oyuncuyu niye vereyim? Evet arkadaşlar, ilk 11'lerimizi görüyorsunuz. İlk maç 2-2 sona ermişti. Deplasmanda 2 gol atarak avantajı aslında elimize almıştık. İnşallah bu karşılaşmada bir aksilik olmaz ve kazanırız. En kötü 1-1 berabere bitsin artık. Yani umudumuz beraberlik de, öyle diyeyim yani. Bağlantı yine gitti. Abi bakın vallahi deli olacağım yani. Deli olacağım yani. Deli olacağım, deli olacağım. En azından şu maça çıkalım arkadaşlar. Kadromuz hazır. Hızlı simülat diyeceğim. İnşallah kazanırız abi. Hadi bismillah. İşte bu be. Lan ulan işte bu be. Uzun zaman sonra ilk defa galip geldik ya. Mahmut Davut atıyor her iki golü de. Teşekkür ederiz Mahmut. Güzel bir galibiyet aldık. Ve bu galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Kupası'nda. Evet, Utku Yuvakuran Konyaspor'la anlaşmış. Hayırlı uğurlu olsun. Döndük dolaştık bir lig maçına daha geldik. Kasımpaşa Beşiktaş maçına çıkalım bakalım. Hızlı simülat diyorum ve inşallah karşılaşmadan galip ayrılırız. Deli olacağım ya. Deli olacağım. Arkadaşlar bakın çok çok samimi söylüyorum gerçekten. Belki de bu transfer kariyeri benlik değil. Zorlamasak mı? Gerçekten ya vallahi bak. Ben anlamadım çünkü bu işi. Ben gerçekten bu işi anlamadım yani. Burada elimden geleni yapıyorum. Mis gibi kadro çıkarmışız. Efsanevi zorluk derecesinde oynadığımız için mi olmuyor? Neden olmuyor? Bilmiyorum. Oyuncu transfer ediyoruz. Sezon sonunda gelecek güya. Ulan bir kaleci ya. Bir kaleci ya. Bir kaleci alamadık. Arkadaşlar Fenerbahçe maçına çıkmayacağım. Zaten kolla bağlantı gitti. Gördüğünüz üzere mouse'da oynuyorum oyunu. Quaresma, Almada, Giovanni Reina, Tete ve Yusuf Demir hakkındaki raporlar gelmiş. Eduardo Quaresma serbest kalma bedeli 10.8 milyon. Stoper. Allah'ım müthiş. Yemin ederim müthiş. Önceliğim sensin. Beşiktaş'ta yeni bir Quaresma dönemi mi başlıyor? Videonun başlığı da çıkmış oldu böylelikle. Yusuf Demir ve Eduardo Quaresma arasında gidip geliyorum. İkisinden birini, hatta mümkünse ikisini almak istiyorum yani. Ama önceliğimiz stoper. Önceliğimiz stoper olduğu için Eduardo Quaresma'yı öncelikli takıma almaya çalışacağım. Burayla biraz oynama yapacağız gerekirse. Bunu lan daha fazla da gitmiyor. %100 yaptım. Anca 5 milyona gelebildik. Neyse %80'e çektim en azından. Transfer bütçemiz şu an 4 milyona çıktı. Evet diyelim. Şöyle bir baktığımız zaman Fenerbahçe'nin kadrosunda hiçbir değişiklik yok. Bizde ise 2 yeni transferimiz ek olarak ilk 11'de. İnşallah kazanırız demekten başka hiçbir şey gelmiyor aklıma. Hızlı simülat diyorum. Uzatmayacağım. 0-0 bitti. Maçta hiçbir şey olmamış. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Lan hiçbir şey olmamış ya. Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey. Şaka gibi lan. Lan bir tane sarı kart bile çıkmamış. Hiçbir şey olmamış ya. Hiçbir şey. Beşiktaş Hatay maçına başlayacağız şimdi. Necip Uysal iyice artık öldü bitti, kül oldu gitti yani. Abi stoperimiz gerçekten hiç yok. Acayip zor durumdayız şu an. En kötü ihtimal birkaç oyuncu kiralayacağız. Hatta hemen şimdi kiralasak maça yetişebilirler mi acaba? Ya bir denemek lazım ama
Of of of. Vallahi bir stoper lazım ama Quaresma'yı kiralamak istemiyorum abi. Ben bu oyuncuyu satın almak istiyorum. Bakın orada ne yazıyor? Bu anlaşmada bir şansımız olması için 7 ila 10.6 milyon arası bir teklif sunmamız gerekebilir. Bizim ilk 11'imizde oyuncuların kondisyonu hariç her şey yolunda aslında baktığımız zaman. Hakkınız hayırlısı olsun. Zaten beraberliğe alıştık. Bir tane de mağlubiyet alırız. Sıkıntı değil. Hızlı simüle et. Hayret, 1-0 kazandık. Mahmut Davut son zamanlarda kendini göstermeye başladı. O benim hoşuma gitmeye başladı gerçekten. Kaylıların için teklif geldi. Varsın bir tane forvetimiz az olsun ama bize mutlaka bir tane defans lazım abi. Tamam güzel, 7.1 milyonu kabul ettiler. İnşallah Kaylıların da anlaşır da transfer bütçemiz şöyle biraz nefes alır abi ya. Kaylıların satılmış ve transfer bütçemize 5.5 milyon eklenmiş. Mutlu oldum. Gerçekten mutlu oldum. Transfer bütçemiz şöyle biraz olsun nefes aldı. Şimdi ilk işim stopere o oyuncuyu transfer etmek. İnşallah kabul ederler. İnşallah uğraştırmazlar bizi. Güzel. Tamam, kabul ettiler. Hoşuma gitti. İnşallah oyuncunun kendisiyle de anlaşırız ki anlaşmak için elimden geleni yapacağım. 5 yıllık bir anlaşma. Abi sizin ben ağzınızı yiyeyim ya. Helal olsun. Kabul et, kabul. Hemen kabul ettim. Arkadaşlar yemin ederim illallah ettim. Yani 2 saattir 3 saattir kayıttayım, belki de 2 defa kendi kendine kaydı durdurmuş. Hatta birinde sessiz kaydetmiş. O yüzden zaten yarım saatlik bir kısmı maalesef özet geçmek zorunda kaldım size videonun başında. Şimdi istediğimi fark ettim. Videonun son kısmını çekmemiş. Neden bilmiyorum. O yüzden videonun son kısmını size şimdi bir daha göstereceğim. Özet geçeceğim çünkü yoruldum gerçekten. Transfer döneminin bitmesine son 7 saat kaldı arkadaşlar. Ve biz işte Quaresma transferini yaparken kayıt durmuş nedense. Quaresma'yı transfer ettik, onu söyleyeyim size. Quaresma'yı ilk 11'e aldım. Necip Uysal'ı da hemen yedeklere aldım. Wellington ve Nsakala'nın yerine bir oyuncu almamız lazım. Yani oyuncu kiralama olabilir, oyuncu satın alma olabilir bilmiyorum ama mutlaka bir oyuncu lazım oralara. Kaleci şimdilik önemli değil diyelim. Çünkü sezon sonu zaten 2 tane maşallah veteran futbolcularımız gelecek. Geri diyelim, size transfer bütçemizi de göstermek istiyorum çünkü. Transfer bütçemiz şimdilik 2.54 milyon. Yani önerileriniz transfer bütçemize uygun olursa çok iyi olur. Dediğim gibi video kaydı yaparken 2 kez kaydı kendi kendine durdurmuş. Ve hatta birinde mikrofon çalışmamış. Sesimi almamış yani. O yüzden biraz sinirim bozuldu açıkçası. Çünkü bayağıdır uğraşıyorum burada. Rahat 3 saattir falan buradayım belki de. Hatta belki daha fazla. Ama umarım güzel bir video olmuştur. Açıkçası böyle ben videoyu çekerken uzun sürdüğü için biraz sıkılıyorum ama videoyu montajlayınca ve izleyince hoşuma gidiyor. İnşallah sizin için de sarıyordur. Videoda da zaten çok fazla aktif olamadım. Onun için tekrardan özür dilerim. Dediğim gibi hala tam olarak fit değilim. Hala daha biraz rahatsızlığım var yani. Her neyse arkadaşlar, videoyu buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kapanışı uzatmayacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.